saatimize ve günümüze hoş geldiniz diyorum. Bu akşam 76.sını yapıyoruz yayınımızın. Dolayısıyla ilk kez katılanlar için, evet, ilk kez katılanlar için özür dilerim. Bir tane özür diliyorum. Tamamdır. Evet, ilk kez katılanlar için şöyle bir içerikten bahsetmek istiyorum. Bu yayını sizler yapıyorsunuz aslında. Sizlerin sorularına karşılık benim verdiğim cevaplardan oluşan bir yayın bu. Konu soru sınırlaması kesinlikle yok. Konusu özel eğitim olan her türlü sorunuzu, sorularınızı sorabilirsiniz. Tek bir ricam var. Sorularımız mümkün olduğu kadar açık ve net bir şekilde ifade etmeye çalışalım. Bu benim adıma kolaylık sağlar. Yani mümkünse bir ya da iki paragraf ama böyle arka arkaya olursa sevinirim. İşte çocuğumuzun ya da öğrencimizin tanısını, yaşını, özelliklerinden kısaca bahsedebilirsiniz, detay verebilirsiniz yani. O anlamda hem sizlerin soruları daha net cevaplanmış olur, hem de benim adıma kolaylık olur. Bir satırda bir soruya başlayıp arkasında 8-10 kişi girdiğinde siz haklı olarak sorunuzu, cevabını göremeyebiliyorsunuz. Ya da ben daha ağır ilerlediğim için, çünkü burada nedir, bir cümle bir soru soruluyor. Ben o soruyu cevaplamaya başlıyorum. Sorunun içeriğine göre bazen 5 dakika 10 dakika olabiliyor. Beni izleyenler biliyorlar. Benim cevaplarım genelde uzun olur. Mümkün olduğu kadar detaylandırmaya çalışırım. O anlamda ya benim sorum cevaplanmadı diyebiliyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar detaylı bir paragraf halinde yazabilirseniz çok mutlu olurum. Evet, sorular da gelmeye başladı. Hemen şöyle başa sarıp İlk sorudan başlayalım efendim. Evet. Merhabalar, merhaba diyen tüm aile üyelerimize ben de selamlarımı iletiyorum. Otizmli bireyler için stereotipik el hareketleri için ne yapmalıyız diye bir soru geldi. Şimdi şöyle, çok şey yapmalıyız. Stereotipik davranışlar bazen böyle kısa kısa özetlenir. Şunları 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 yapın, hani geçer gibi bir algılama olur. Pek öyle değildir. Bizim kült belirtilerimizden bir tanesi, bazen ilk tanı ilk dönemlerde, ilk tanının konulduğu dönemlerde gelir. Bazen ilerleyen dönemlerde gelir. Özellikle yani ergenliğe doğru diyelim, yani okul yaş, yani 7 yaş ve sonrasında olabilir. Heyecanlanma, ani panik durumlarda olabilir. Haz almaya dönük çok uzun süreli devam edebilir, kısa kısa olabilir. Türlü türlü halleri var. Sadece el hareketleri demiştiniz. Sadece el hareketleri de kapsamaz stereotipik davranışlar. Yani beden hareketlerini, yani ince ve kaba motor, yani uzuvlarımızla, elimizle, kolumuzla, parmaklarımızla, bacaklarımızla komple beden hareketlerini kapsar. O anlamda sadece el hareketi olarak da sınırlamayalım, öyle bilmeyelim. Daha doğrusu olacaktır. Şimdi tabii ki stereotipik davranışlar da diğer, çünkü çoğunlukla problem davranışa dönüşür. Yani nasıl olur bu? Çocuğun günlük rutinini, yani yaşamını aksatmaya başlar, eğitimini aksatmaya başlar, sosyal ilişkilerini aksatmaya başlar. Çocuğu bireyselleştirdiği ve tamamen kendi kendine haz duygularını ön plana çıkardığı için bu bizim için aynı zamanda bir problem davranış olur. Dolayısıyla davranış problemleri, yani Ders Özel Eğitim YouTube kanalında davranış problemleri oynatma listesinde stereotipik davranışlarla ilgili detaylı bir video göreceksiniz. Öncelikle Tuğba Hanım, o videoyu bir ben size paslayayım. Onun dışında sizlerin daha çok küçük yaşta özellikle kanat çırpma olarak tabir edebileceği tarzı hareketler, yani daha popüler, daha sık karşılaşılan davranışlardan bir tanesi. Şimdi burada kısa ve orta uzun vade yapacaklarımız var. Kısa vadede yapabileceğimiz şey asla ve asla eleştiri tuzağına düşmek değil. Yani yapma, etme, neden elini sallıyorsun, neden böyle yapıyorsun, hiçbir yararı olmayacak. Birçok problem davranışta olduğu gibi bu davranışa dikkat çekeceğimiz için ancak arttırmış oluruz. Bırakın azaltmayı. Dolayısıyla bu şekilde çözebileceğimiz basit hadiseler değildir. Onun dışında ne yapılabilir? Tabii ki en popüleri, yani en böyle pratik çözebileceğimiz durum alternatif davranış geliştirmedir. Yani çocuğu amaçsız yapmış olduğu, siz el hareketi olarak sormuştunuz, oradan devam edeyim ben, ama dediğim gibi bütün vücut hareketlerini, beden hareketlerini kapsar. Diyelim ki çocuk ellerini çırpıyor,
Bu elleri çırpması olumlu bir davranış değil, bir amacı yok. Bunun yerine koyabileceğimiz, çocuğun yine elleriyle yapabileceği amaçlı bir davranış koyabilir isek kısa vadede bu problemi baskılamış oluruz. En azından arka arkaya yaptığı için yeniden ortaya çıkması olasılığını arttırmayız. Bir nebze olsun azaltmaya başlayabiliriz. Ya bu bir işin pratikliğine bağlı olarak, yerine koyduğumuz şeyin pratikliğine ve işe yararına bağlı olarak çok çok işe yarayabilir, çok az işe yarayabilir. Yani çocuk çok severse o yerine konan olumlu davranışı devam edebilir. Çok hoşlanmaz ise kısa bir süre sonra yeniden stereotipik davranışa dönebilir. Alternatif davranışı bırakıp. Dolayısıyla ya ne koyacağız? Bu alternatif davranış pekiştirmeyle, alternatif davranış geliştirmeyle ilgili olarak hep şunu söylüyorum. Çocuğunuzu en iyi siz tanıdığınız için onun hoşuna giden şeyleri sizler bulmak durumdasınız. Ama nedir? Eliyle yaptığı bir davranışsa yerine gene eliyle yaptığı ama olumlu, dışarıdan bakıldığında olumlu olabilecek bir davranış koymalıyız. Yani elini tabiri caizse meşgul etmeliyiz ama bu bir amaç olmalı. Yani bir el becerisi olabilir, çok sevdiği bir oyuncak olabilir. İşte oyuncak ses mesela, oyuncak sesi bakıldığında uzun süre yapıldığında bu da hani problemler olur ama kısa vadede çocuk şunu bıraktığı için olumlu bir şey nedir? Oyuncağı işte sıkar bırakır, sıkmalı bırakma oyuncaklardan düşünelim. Ses çıkaran vesaire aklıma ilk o geldi. Olabilir. Daha alternatif bir şey olabilir. Beslenmeyle ilgili kısa süre bir faaliyet olabilir. İşte sevdiği bir meyve olabilir gibi. Tabii bunu sürekli olarak yiyecek üzerinden yapamazsınız. Gerekirse üçlü, dörtlü, beşli alternatifler şeklinde olmalı. Yani ilk plan nedir? İşte zaten meyve yiyeceksinizdir. Meyveyle bunu yer değiştirirsiniz. Sonrasında nedir? Oyun saatidir. Oyun oynamasını istiyorsunuzdur. Oyuncakla hani bu süreci değiştirebiliriz. Gibi gibi farklı alternatifler ortama göre işte yemek yeme mesela ortama göre yemek saati gibi farklı alternatifler bulabiliriz. Dahası mı gene Ders Özel Eğitim YouTube kanalında davranış değiştirme videolarımız, davranış problemleri video serimizde alternatif davranış pekiştirme ile ilgili detayları göreceksiniz. Meselemiz davranışsa, meselemiz problem davranışsa, davranış problemleri ise zaten o davranış problemleri serisini en baştan itibaren sona kadar izlememiz gerektiğini bir daha hatırlatıyorum. Her programda yaptığım gibi stereotipik davranışlarla ilgili uzun vade, özür dilerim bunu da kısa özetleyeyim. Dedik kısa, orta, uzun vadede tabii ki çocuğun diğer gelişim alanlarında hızlanmasına bağlıdır. Yani çocuğun uyaranlara ne kadar tepki verdiğiyle alakalıdır. Çünkü çocuk burada uyaran yoksunluğu çeker ve stereotipik davranışlara daha çok onda başvurulur. Ara ara çok nadir işte heyecanda panikte çıkan stereotipik davranışlar daha masumdur. Orada işte heyecanla eşleştiği için açıkçası orada hani çok müdahale etmek gerekmeyebilir. Çok aşırı yapılmıyorsa ama gene çocuğun gelişimini olumsuz etkiliyorsa bahsettiğim sıralama, bahsettiğim yöntem, teknikler geçerlidir. Onu da hatırlatmak istiyorum. Onun dışında çocuğun temel iletişim özellikleri, uzun vadede nasıl çözebiliriz konuşuyoruz. Çocuğun temel iletişim becerileri, yani konuşması olacak, sosyal uyumu belli bir aşamaya gelecek. Çocuk temel becerilerde ilerleyecek. İlerlediği andan itibaren zaten stereotipik davranışlara daha az başvuracak ve daha tipik gelişimvari davranışlar göstermeye başlayacak. Dolayısıyla en tabii kalıcısı uzun vadede çocuğumuzun eksik olduğu becerileri geliştirip süreci hızlandırmaktır. En sağlıklı özellikle iletişim becerileri sözlü sözsüz hem konuşma hem aynı zamanda sözsüz jest mimikler ve beden diliyle oluşan iletişim becerileri ve sosyal uyumunu insanların arasına karışma, insanların arasında beraber uyum içerisinde yaşama durumunu gerçekleştirdiğimizde süreç daha kalıcı bir şekilde çözümlenmiş olur. Evet, detaylı açıkladığımı sanıyorum. Dediğim gibi videosu var YouTube kanalında. Evet, devam edelim efendim. Çocuk gelişim evet akademisi katıldı. Soru olarak düşündüm. Evet, merhaba hocam. Yalnız ilk kez katılıyorum. Emine Hanım, oğlumda davranış bozukluğu var, davranış problemleri var. Çok vardı ama çok şükür çoğu geçti ama hala var. Ne yapmalıyız gibi bir soruya inanın çok genel sorduğunuz için çok davranış
problemleri var ama hangileri spesifik gitmemiz lazım. Yani elden ağzına mı alıyor, ağlama davranışı mı var, kendine fiziksel olarak zarar mı veriyor ya da işte ses mi çıkartıyor, işte kağıt mı yırtıyor gibi detaylandırmamız gerekir. Hiç problem değil, ilk kez katıldığımız için çok normal bu süreci yaşamanız. Bir kere davranış problemleri dediğinizde bir daha tekrar edeceğim. İlgili soru geldi mi kusura bakmayın, sürekli tekrar edeceğim. Bir kere dersiniz Öz Eğitim YouTube kanalına giriyorsunuz. Oynatma listelerini buluyorsunuz. Oynatma listelerini tıklayıp davranış problemleriyle ilgili video serisini en baştan itibaren izliyorsunuz. Ve problem davranışlara karşı sadece problem davranış değil bu arada. Hani adı davranış problemleri ama biraz dikkat çekmesi açısından bunu kullanıyoruz. Çocukta olumlu olumsuz her türlü davranışı, şeklini, şemalini, türünü, bir olumlu davranışı nasıl geliştirebiliriz, olumsuz davranışı nasıl söndürebiliriz ancak bu videolar temelinde kazandırabiliriz. Yani bir beceri öğretirken de aslında biz uygulamalı davranış analizini yani namı değer udayı market ismiyle abayı eş değer olmasına yakın olduğu için kullanıyoruz efendim. Dolayısıyla o videoları bir kere izle. Aslında her özel çocuğu olan ailenin bir kere o videoları izlemesi lazım. Şu an davranış problemleri çok yoğun yaşamasa bile ilerleyen süreçte ya da anlık, saniyelik gelişen davranış problemlerinde en azından ne yapmaması gerektiğini ya da ne yapması gerektiğini bilmesi adına o videolar çok önemli. Evet, onun dışında genel sorduğunuz genel cevapladım. Zaten soru örneklerinden de nasıl sormanız gerektiğini sanıyorum göreceksiniz. 6 yaşında otizm tanılı oğlum anaokuluna gidiyor. Öğretmeni okumaya giriş yapalım demişti. İlk 3 sesi vermiştim. Birleştirme mantığını çözmüş. Kendi kendine okumaya başladı. Asperger olabilir mi hocam? Değil. Şimdi bakın. Zaten 6 yaşında ve bir öğretim var. Yani çocuğa bir yetişkin, öğretmen, anne baba da olabilir bu. Bir ebeveyn, bir yetişkin çocuğa planlı bir giriş yapıyor. O okuma yazma eğitimini veriyor. Öğretmeye başlıyor. Az öğretiyor, çok öğretiyor. Bir öğrenme var. Şimdi Asperger dediğimiz hadise hoş bu yeni tanı gruplarında artık o Asperger kaldırıldı. Değişiyor bunlar sürekli. Halen Asperger sendromu tanısı konuyor belki ama bu Amerikan Psikiyatri Birliği var efendim. Belli yıllar bandında toplanırlar. En son yani 2013 toplantısı DSM-5 diye geçer. Kısaca anlatmak isterim. Asperger sendromu otizm spektrum bozukluğunun içerisinde yerleştirilmiş durumda, ayrılmıyor. Ama DSM-4'e göre eski kararlara göre de halen tanı olarak konabiliyor. Tıpkı atipik otizmde olduğu gibi o da şu an için aktif kullanılmıyor. Ha, yıllar geçtiğinde bunlar sürekli değişebilir. Açıkçası çok şey değil ama hani kavramları bilmek adına bir fikir vermek istedim. Dolayısıyla Asperger'de bu iş hani biraz daha kendiliğinden oluşur. Kendiliğinden oluşan bir durum daha var. Takipçilerim artık fikir sahibi oldular. Pek çoğu da benden duyduğu az bilinen bir nokta. Hiperleks dediğimiz hadisede kendiliğinden öğrenme olur. Efendim işte 5 yaş öncesi. Dolayısıyla bu iki durum dışında öğretim yapılıyor. Öğretmeni öğretiyor. Dolayısıyla buna Asperger diyemeyiz. Sadece bu hadiseye bağlı olarak diyemeyiz. Onu söyleyeyim. Evet, kaldı ki Asperger sendromu tanısı konmuş bütün çocuklarda işte akademik olarak uçacak, süper olacak. O da belli bir evet çoğunda oluşuyor ama hepsinde oluşacak diye yani farklı tabii yorumlar var. İşte %70'inde bu durum akademik olarak daha yatkın ve daha önde olabiliyorlar. %30 grup öyle olmayabiliyor. Dolayısıyla Asperger olsa bile efendim kendi kendine okumayı yazmayı öğrenecek diğer akademik becerilerde mutlaka gelişecek diye bir kaide yok. Çünkü Asperger sendromunun karakteristik özellikleri daha farklı. Özellikle sosyal uyumla alakalı. Otizmden hani eski tanı grubuna göre, eski yorumlara göre diyelim, eski kararlara göre otizmden birazcık daha farklı. Otizmin o motomot özelliklerin tamamını göstermiyor. Ama otizm grubu içerisindeki dediğim gibi son yorumlara göre, son bilimsel açıklamalara göre de otizm spektrum bozukluğu içerisinde bir alt tanı grubu da değil artık. Önceden öyleydi efendim. Bir daha altını çizelim. Evet, onun dışında
4 yaş sürekli söylediğini tekrar ediyor. Ekolali. Bir türlü ilerleyemiyoruz. Evet, ekolali böyle bir şey işte. Gene her yayında konuşuyoruz. Bizim uğraşmamız gereken otizmli çocuklarımız, tanı risk grubu çocuklarımızda uğraşmamız gereken bazen farklı tanı gruplarında da mesela dikkat eksikliği hiperaktivite de dönem dönem görürüz ama o kadar sert görmeyiz ama otizmde ekolali yani anlaşılsın diye söylüyorum. Hani başımızın biraz belası olur. Dolayısıyla çocuğun ilk hece, ses yani konuşmaya dair ifade edici deneyimlerinin başladığı dönemde bir kere müdahaleyi yapmak gerekiyor. Buna rağmen ortaya çıkar ki aslında ekolali bir konuşma sürecidir. Fakat kısa sürmesi gereken bir konuşma sürecidir. Yani tipik gelişimde, normal gelişimde de olur. Fakat o süreç o kadar hızlı olur ki hani pek çok aile bunun farkına varmayabilir. Çünkü bir dönemdir. Yani konuşma çünkü konuşma öğretiminde taklit, öğreniminde taklidin rolü çok yüksektir. Dolayısıyla çocuk sözcükleri önce alıcı dil belleğini alır. Sonrasında ifadeci dil ortaya çıkar. İfadeci dil ortaya çıkarken de çevresinde duyduklarını çocuk kısa bir dönem taklit eder. Tipik gelişimde bu çok göze batmaz. Bizde bizim saplanma dediğimiz bazı dönemlere, bazı gelişim basamaklarına saplanma dediğimiz, fiksasyon adını verdiğimiz bir durum oluşur otizmli çocuklarımızda ve biz burada hani tabiri caizse pati çekmeye başlarız. Tıpkı sizin durumunuzda olduğu gibi efendim. Bunun adı ekolalidir. Gecikmiş ekolali olabilir. Yani belli bir zaman diliminde, gün içinde, 2 gün önce, 3 gün önce, 3 saat önce, 4 saat önce duyduğu herhangi bir hani sözcük, hece, sözcük, cümle, replik olarak bunu söyleyebilir. Eş güdümlü söyleyebilir. Yani muhtemelen sizinki eş güdümlü oluyor. Yani siz söylüyorsunuz, sizin söylediğinizi anında tekrar ediyor. Dolayısıyla ekolali ile ilgili olarak yine Ders Düzey Eğitim YouTube kanalına giriyorsunuz. Dil, konuşma, iletişim becerileri videolarımızı baştan sona izliyorsunuz. Zaten içinde ekolali ile ilgili videoları göreceksiniz ama sadece ekolali izlemeniz yetmeyecek. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı ki konuşma sürecimiz henüz tamamlanmış değil. O anlamda orada desteğe de ihtiyacınız var. Sizin detayları göreceksiniz. Dediğim gibi ekolali ilk çocuğun sözcük aşamasında sözcük ifade etme, hece ifade etme amaçlı olarak o dönemde müdahale ettiğimizde ve bunu mesela çünkü şey dönemi bu çok yapılır idi. Halen yapılıyor da biraz azaldı gibi. Çünkü bir takım şeyleri hani bizlerin de katkısıyla sanıyorum daha doğru dürüst anlamaya başladık. Efendim işte özel eğitimde çok tekrar yapıldı, ekolali oldu gibi yanılgılar vardı. Yanlış yapılırsa böyle olur. Onu diyeceğim zaten. Bu ilk konuşma sürecinde çocuğa çok fazla tekrar yaptırmamak gerekiyor. Yaptırmasak da ortaya çıkacak. Bakın çıkabilir az ya da çok. Çocuğun bir döneminde ortaya çıkabilir. Dönem dönem gelebilir. Dönem dönem gidebilir. Ama özellikle çocuğa konuşma sürecini, çocuğun konuşma sürecini desteklerken yani konuşma eğitimi verirken çok sık tekrarlardan kaçınılmanın bir dengesi var. Konuşma ortaya, ekolali ortaya çıktı diyelim. Sizin sorunuzda olduğu gibi eş zamanlı yapıyor. Siz konuşuyorsunuz, arkasından aynısını söylüyor. Burada hep şunu söylüyorum bu basamaktaki çocuk için. Öncesinde daha kolay işimiz. Bu basamaktaki çocuk için işte şunu söyleyebilirim. Efendim, çocuğun ekolalik faaliyetini amaçlı iletişime yansıtmamız gerekiyor ki bahsettiğim videolarda bunu detaylı olarak göreceksiniz. Yani çocuk sizin söylediğiniz bir şeyi tekrar etti. Aynı zamanda çocuk aynı anda tekrar etti söylediğinizi ve sizin konu neyse o konuyla ilgili amaçlı iletişim yapabilmeniz. Ha dönem dönemde bunu frenleyebilmeniz. Burada şey de var ya efendim çocuk ekolalik faaliyette bulunduysa görmezden gelin. Şimdi görmezden gelerek ekolalik faaliyeti engellemek bazen olur bazen olmaz. Genellikle de olmaz. Görmezden gelinmesi gereken durum daha öncelerde. Artık bu çocukta rutine binmişse bunu görmezden gelseniz ne olur? Görmezden gelmeseniz ne olur? Bu faaliyet devam ediyor zaten. Dolayısıyla o anlamda bazı görüşlere göre ya işte olur bu darolojisi pekiştiririz falan. Öyle değil. Çocuk sonuç olarak ekonomik faaliyet yaptığında siz
Bu ekonomik faaliyeti, ekonomik konuşmayı, tekrarlı konuşmayı sizin tabinizde amaçlı iletişime çok güzel bir şekilde sevk ederseniz, bunu da hani gerekirse pratiğini yaparsanız ve yaşam tarzınıza bunu sürekli olarak uygulamaya alışkanlık haline getirirseniz gerçekten ve gerçekten çocuğa giden çocuktan çıktı şu şekilde olur. Yani ben amaçlı iletişim kurdum. Dışarıdan bakıldığında da amaçlı iletişim çocuk yapmış olur. Biraz tabii kafa yormak gerekiyor. Yani önden bir planlama yapmak gerekiyor. Nasıl yapmamız gerektiğini o videoları mutlaka izleyin diyorum. Evet. Evet. Acaba şey miydi? Genel bir davranış problemleri sorusu sormuştunuz. Sonrasında yeniden yazmıştı. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Böyle aralara parça parça yazdığınızda yok çok hiperaktif. Mesela markete gitse geri eve dönmesini bilmiyor. İşte burada hani yönerge dediğimiz, komut dediğimiz bir sürü şey var. İşin içinde geliştirilmesi gereken onlardan dolayı bunu yaşıyorsunuz. Dediğim şekilde o videoları bir izleyin olur mu? Evet, özel eğitim öğretmenliğine yeni başladım. 11 yaş otizm öğrencim masa başı çalışmayı reddediyor. Evet, erkek ne yapabilirim? Şimdi şöyle, masa başı çalışmayı reddediyor çünkü şeye dönelim mi? Eskiye dönelim mi? 11 yaş, yani bundan bir 7 yıl, 8 yıl önce evet yeni başlamıştı. Efendim, masa başı eğitim tukaka, masa başı bir çocukla yerde çalışalım, rahat rahat çalışalım ki bunu savunuyorum ben. Kesinlikle savunuyorum ama bunun bir dengesi var. Bakın, bunun bir dengesi var. Ben de yerde çalışıyorum. Hiçbir bahis yok. Yaşına göre vesaire ama işte 11 yaşına geldiğinde masaya oturmuyor. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi. Efendim, yerde çalışmaya devam edelim. Olur, yerde çalışmaya devam edelim. Çocuk hiç yaşına göre yapması gereken faaliyetleri yapmasın. Biz çocuğumuzu geliştiremeyiz. Siz şu anda bu sorunu yaşıyorsunuz. Çünkü muhtemelen riske alınmadı. Yani çocuk tanı konduğu işte yaşlardan itibaren yerde çalışıldı. Güzel. Hiçbir sorun yok. Fakat geçişi sağlıklı yapılmadı masaya. Yaşına göre 11 yaş. Detayları da yazmamışsınız. Yani çocuğun performansıyla ilgili detayları yazmamışsınız. Dolayısıyla hani düzeyini de bilemiyorum. O anlamda performansını bilemiyorum. Ne çalıştığınızı bilemiyorum. Dolayısıyla masa başı etkinlikleri yapılması gereken elzem işlerde yazı yazma gibi, işte boyama çalışmaları gibi vesaire vesaire. Dolayısıyla sıkıntı yaşayacaksınız ve bunu yerde yaptırmanız çok olanaklı görünmüyor. Süreç burada bir şekilde kademe kademe geçişini yapmak durumdasınız. Masaya hiç oturmadığı için ne yapmanız gerekiyor? Öncesinde gene yerde başlamak gerekiyor. Fakat yerde başladığı özellikle sevdiği yetkinlikleri seçmeniz gerekiyor. Bir kere varsa zaafları bunu kullanmanız gerekiyor. Ve kademe kademe masaya atıf yapmanız gerekiyor. Yani bir şekilde yumuşak bir geçişle masaya doğru yönelmeniz gerekiyor. Hemen küt hadi masaya oturalım olmayacaktır bu. Çünkü bu yaşa kadar alıştığı bir stil, alıştığı bir tarz var. Dolayısıyla yumuşak geçişlerle işte nedir? Ayaktayken işte masaya bir şeyler getirme götürme ya da ayaktayken işte masada 1-2 dakika meşgul olma, ayakta belki çalışma gibi hani yerden başlayıp kademe kademe en sonunda bu işte oturma ve oturmayı da bir şekilde pekiştirerek bu süreci yönetmeniz gerekiyor. Kolay bir süreç değil. Neden? Çünkü 11 yaş ve masa onun tarzı değil. Alışmamış. O anlamda bir süreç göreceksiniz. Dersimde özel eğitim YouTube kanalındaki videoları yalayıp yutmanızı tabiri caizse öneriyorum Sayın Hocam. Çünkü özel eğitime yeni geçtiğinizi söylüyorsunuz. Uzman öğreticisiniz benim anladığım. Dolayısıyla Dersimde özel eğitim YouTube kanalını yalayıp yutmanız gerekiyor. Evet. Rica ederim Emine, ne demek? İlk kez katılıyorsunuz, haklısınız. Zaten kesik kesik oldu. Az önceki yanlışlıkla göndermişim. Oğlum 5 yaşında 1,5 yaşındayken tanı kondu. Atipik otizm dendi. 1,5 yaşından beri eğitim alıyoruz. Hiç konuşma yoktu.
Ve davranış problemleri işte hareketlilik vesaire. Şimdi 5 yaşında hareketlilik için çocuk psikiyatri kontrolündesinizdir zaten. Onun bir desteği var mı? Ya yani ilaç kullanmayı önerdi mi? Önerdiyse siz başladınız mı? Kullanıyor musunuz? Doktorunuz önerdiyse kullanıyoruz deyip geçiyorum o kısmı. Dolayısıyla ek destek almak gerekebilir. Bunun özellikle bu süreçte, bu süreci toparlamada aynı zamanda hem çocuğunuzun hem sizin yaşam kalitenizi arttırmada faydası olacaktır. Mesela bu dış ortamdaki olaylar gibi. Çünkü bu süreci böyle yaşıyorsanız, işte markete girmekte zorlanıyorsunuz, işte yolda yürürken zorlanıyorsunuz, belki parkta. Bu çocuğun öğrenme deneyimini de baskılayacak. Çünkü bunu çok sık muhtemelen yapamayacaksınız. Daha az yapacaksınız. Yani tipik gelişim gibi çocuğunuzu dış faaliyetlerden, dış ortamlardan ister istemez biraz sakınmanız gerekecek. Bunu suçlamak için söylemiyorum. Çünkü bu rutinde olduğunda çocuk uyumu zorlaşacak. O anlamda bu çocuğun uyumunu bir şekilde bizim hızlı bir şekilde kolaylaştırmamız lazım. Dediğim gibi işin tıbbi boyutunda ilaç desteği vesaire eğer doktorunuz öneriyorsa bir kere bunu kullanmalıyız. Geçtim. Onun dışında bol 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 davranış çalışacağız sizinle. Söylemiştim zaten. Biliyorsunuz hangi videoları izleyeceğinizi. Dersimiz üzere eğitim, davranış problemleri, davranış sağaltım videolarını oynatma sitesinden başlayıp epey uzun sürecek. Onu söyleyeyim. Onları bir kere izleyip ne yapıp ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Biraz ilerledikten sonra dönüş yapın lütfen buradan. Değerlendirelim. Orada gördüklerinizi ne kadar uygulayabiliyorsunuz, onunla ilgili problemleriniz neler, burada konuşuruz. O süreci yaşadıktan sonra, o tecrübe yaşadıktan sonra, bilgi sahibi olduktan sonra daha rahat süreci üretebileceğiz. Evet. Devam etmişsiniz tekrar yazmaya. 5 yaşında olduğunu tekrar etmişsiniz. Davranış bozukluğundan kastım çok hiperaktif pencereden bir şeyleri aşağı atıyor diyebilirim hocam. Özellikle bunda çok sıkıntı çekiyorum. Dediğim gibi dürtüsellik de olduğu bir durum var gibi zaten. Dolayısıyla ilaç desteği ama ya bir kere eğitimcinizin hani çatır çatır davranış çalışması, davranış sağaltımını ön plana çıkarması gerekiyor. Burada bir not, bizi izleyen eğitimci arkadaşlarımız da var. Sürece yeni girenler de var. Aileler için söyleyeyim. Davranış çalışmak derken açmam gerekiyor. Davranış bir ders değildir efendim. Yani ben çocukla davranış çalışıyorum diyemezsiniz. Yani süreç içerisinde normal çocuğun performansına uygun becerilerine başlarsınız. Çocuğun davranış problemleri çıktıkça müdahale edersiniz. Davranış çalışmaktan kastım budur. Yoksa ayrı bir davranış dersi diye bir ders olmaz. Diyenler de yapanlar da doğru yapmıyor, onu söyleyeyim. Çünkü etki tepki de davranış. Siz çocuğu normal rutin içinde gözlemleyeceksiniz. Yani çalışırken ortaya çıkan davranış problemlerini çözmek için çaba harcayacaksınız. Bunu harcarken tabii ki orada ne olacak? Biraz performans düşecek. Çalışılan beceriden biraz kopulabilecek. İşte atıyorum görmezden gelmek gerekecek mesela. Ne yapacak? Orada bir S olacak. Ne çalış? İpe boncuk diziyoruz mesela. Orada ne olacak? Bir S olacak. İpe boncuk falan deyince hemen şeyler başlıyor. Önceden çok olurdu. Onları da aşıyoruz. Böyle bilinçli bir şey. Ya hocam ipe boncuk mu kaldı? Ya örnek veriyorum. Yani bambaşka şeyler olabilir. Evet. Dolayısıyla ki önemli bir beceridir bu arada. Hem el göz koordinasyonu hem de ince motor açısından nasıl yaptırıldığı önemlidir. Saatlerce yaptırıyorlarsa yanlış yaptırıyorlar. Evet. İzleyin videoları olur mu? İyi akşamlar hocam. Oğlum otizm tanısı var. 8 yaşında dil konuşma çalışmanı sadece dudak hareketleri yapıyor. Evet. Ses çıkarmıyor. Ama kendiliğinden çok kelime çıkartıyor. Dil konuşmayı sürekli reddediyor. Şimdi şöyle. Hadi bakalım konuşma çalışıyoruz deyince muhtemelen dil konuşma çalışmanı, dil konuşma terapisi alıyor. Benim anladığım terapi esnasında, çalışma esnasında, eğitim esnasında konuşmayı reddediyor. Dudak oynatarak süreci geçiştiriyor. Daha doğrusu dersi, eğitimi yaptığını düşünüyor. Ama serbest durumlarda
kendiliğinden dediğiniz çok kelime çıkartıyor. Kendiliğinden ekolali mi? O önemli. Yani normal gün içerisinde çıkar amaçlı iletişim dahil. Yani ya hocam işte bir isteği varsa söylüyor, konuşuyor. Çıkardan kastım o. Ara ara konuşuyor yani. Yani merhabaya merhaba demez ama işte elimde elma var. Elmayı çok sever. Merhaba diyor. Merhaba diyor. Çünkü elmayı alacak gibi bir durumu var. İkisi de olur. Ama ekolalik olarak yapıyorsa bunu, yani amaçlı konuşma olmadığı için, evet, yani çocuğun konuşabilme kabiliyetini ne artı koyarsınız, ya bu çocuk işte konuşuyor ama işte amaçlı konuşmuyor, kendi kendine konuşuyor. Amaçlı hale getirmek gerekiyor. 8 yaş öncesinde başlamıştır bu süreç. O süreçte müdahale çok sağlıklı bir yere getirirdi bizi. Çok iyi müdahale edilmesi lazım. Çünkü o dudak okumada bakın bir şey yapıyor çocuk. Yani bunu bir süredir yapıyor ve bu şekilde geçiyor süreç. Yani konuşma terapi, dudak kımıldatıyor vesaire. Oturduğunda gerçekten bunun yerine olması gerekeni koymak çok zorlaşıyor. Burada yapılması gereken şudur. Dil konuşma terapisi alabilirsiniz ama şu an için zaten çıktı yok. Dil konuşma terapisinde çatır çatır özel eğitim çalışması gerekiyor bu çocukla. Yani muhtemelen özel eğitimde alıyordur. İnşallah alıyordur. Alması gerekiyor ama özel eğitim alıyordur. Yani ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. İkili bir preste olmalı çocuk. Yani dil ve konuşma terapisi alabilir. Sorun yok. Yaşı da 8. Ama özel eğitiminde çok aktif olması lazım. Yani paralel gidilmesi lazım. Orada bir ikili paralellik, bir hani kıskaç tabiri caizse gerekiyor. Konuşma videolarını mutlaka YouTube kanalından izleyin, olur mu? Dil konuşma iletişim videolarını envai çeşit orada en baştan itibaren izlerseniz ben ne yapabilirimin cevabını orada detaylı bir şekilde göreceksiniz. Sonrasında tekrar konuşalım. Evet. Teşekkür ederim Emine Hanım. Hocam demişsiniz. Devamı gelmemiş. Şimdi ben dedim bir oynattım, gene gittik. Evet, kaldığım yeri bulacağım. Evet, muhakkak bir orası izleyeceğim. Hocam size dönüş yaparım inşallah ve bunu da söyleyeyim. Hocam çok şükür uzun, çok şükür konuşmaya başladı. Oğlum cümle kuruyor, artık bize şarkı söylüyor. Çok güzel, harika harika. Bunları da çözersiniz. Ama doğru müdahale gerekiyor. Hocam çok uzun yazamıyoruz, o yüzden eksik geliyor, parça parça geliyor. Yok, problem değil. Yani yakalayabildiğim ölçüde problem değil ama hani makas açıldığında gerçekten arka arkaya soru cevapladığım için hatırlayamayabiliyorum. Önceki soru, önceki cümlelerinizi. Evet. Efendim, şimdi önde sorular var, gördüm. Evet, gördüm. Son kaldığım yere bir geleyim. Evet, Asperger sordunuz. Geleceğim. Önde soru varsa başa saralım bir. Epey bir soru varmış. Heh, tamam. Şuradan devam edelim. Asperger mi? Hocam sorumu görmediniz galiba. Asperger sendromu biraz açar mısınız? Çünkü Asperger sendromu şahısta yetişkin yaşa geldiğinde eğer teşhis konmamışsa sorunsal davranışlar göster. Evet. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya şöyle bir inanış var ya. Bu hani atipik için de geçerli. Atipik otizm için de geçerli. Eski literatür diyelim artık. Şimdi desteğe ihtiyacı olan otizm spektrum bozukluğu olarak geçiyor. Uzun da bir isim koymuşlar bu DSM-5'te 2013'te. Dolayısıyla hem atipikler için hem Asperger'ler için ya atipik hani işte geleceği parlak, her şey yolunda ya da ya atipik değil otizm. Tek başına bunlar kriter değil Asperger için de. Kendiniz de çok güzel söylüyorsunuz. Yetişkin yaşa geldiğinde eğer teşhis konmamış sorunsal davranışlar, ya teşhis konmamasını bu çağda
Evet, önceki yıllarda bundan 30 yıl diyelim, 20 yıl bile açıkçası yakın bir dönem. 30 yıl önce, 40 yıl önce evet öyleydi. Yani çocuğun Asperger özellikleri o kadar net ve baskındır ki ya, bu çocuktaki farklılığı sezememek çocuk için olabilir belki kırsal bölgelerde. Onu da kabul edelim. İşte okul ortamında orada da hani biraz geçiştirilmiş ve idare edilmiştir diyelim. Tanılama sürecine takılmamış olabilir. Olabilir ama çok azaldı onlar. Dolayısıyla tanısı mümkün. Sorunsal davranışlar göster. Sorunsaldan bak şu. Sosyal uyum. Her şeyimiz. Sosyal hayat. İşte Asperger. Ya işte birçok şeyi biliyor zihinden. O müthiş işte yüksek işlev de var vesaire. Harika falan. İşte geometri de harika. İşte uzay mekanikte harika. Ama sosyal sınırlılıkları olması. Kalabalık ortamlarda sosyal tepkileri tam algılayamaması. O sürece uyum sağlayamaması. Kalabalık kafede çok detay seslerden rahatsız olması. Oraya girememesini düşünün. Kastettiğimiz durum bu. Sizin de kastettiğiniz şey bu. Dolayısıyla çocukların yetişkinliklerinde hem mesleki olarak hem de bir birey olarak normal yaşama adaptasyonlarında çok ciddi sıkıntılar görüyoruz. Bunlar olmasın diye de dediğim gibi şu an için otizm spektrum bozukluğu içerisinde değerlendiriliyor. Tıbbi adını söylüyorum. Hani bozukluk falan tıbbi adını söylüyorum. Dolayısıyla erken eğitimde tabii ki onlar ya işte Asperger canım işte zaten işte okul eğitimi falan çok iyi gidiyor, okulda hiç problemi yok zaten kaynaştırma bu çocuk özel eğitime hayır çok gerek var işte özellikle sosyal hayat, sosyal uyum, iletişim becerileri için çok çok gerek var. Nerede, nasıl, ne şekilde davranmasını öğrenecek. Özellikle onu rahatsız eden ortamlar, onu rahatsız eden İşte fiziki görüntüler, insanlar için konuşuyorum, onu rahatsız eden çevresel sesler, burada davranışsal olarak da uyumunun sağlanması gerekiyor. Tepkilerini ayarlanması gerekiyor çünkü çok ani, çok sert tepkiler verebilirler. Dolayısıyla bu süreci böyle tamamlamalıyız. Dediğim gibi Asperger sendromu eski tanı grubu için düşünürsek, eski tanı için düşünürsek, otizmin o kült belirtilerinin çok azını gösterir. Özellikle akademik olarak, zihinsel olarak ayrılabilir. Hepsi yüksek işlev olmaz, tekrar söylüyorum. O akademik olarak uyumlu olması, biraz daha önde gitmesi çocuğun yaşıtlarına göre, tipik gelişime göre gene yüksek işlev olduğu anlamına gelmez. Yüksek işlev belli bir alanda üstün bir yetenek halidir. O anlamda ikisini de çok karıştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla Asperger sendromu daha çok iletişim becerilerinde konuşma tipik gelişime yakın başlar. Biraz gecikebilir ama tamamlar çocuk onu, bireysel farklılıklarda olur. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla geriye akademik zaten oluyor. Geriye ne kalıyor? Geriye sosyal hayat, ilişkiler, iletişim becerileri. O anlamda bu sürecin desteklenmesi gerekiyor. O yüzden asıl önemli noktamız bu. Bir de siz ısrarla sorduğunuz için hatırlatmak da istiyorum. Bunu Otizm Akademi'de ilk yayınız biliyorsunuz başladı. Otizm Akademi faaliyetlerine başladı ve orada detaylı bir şekilde otizmi en baştan alıp eğitim süreci yetişkinliğe doğru uzun bir yola çıkıyoruz. Yani bir eğitim süreci bizi bekliyor. İlk yayınımıza başladık ve ilk yayınımız otizm tanı ve ipuçlarıydı. Tabii ki otizmin ABC'sinden başlamamız gerekiyordu. Bundan başladık ve burada Asperger'e biraz değindim. İkinci yayında devam edeceğim ona. Onu da hatırlatmak istiyorum size. Otizm Akademi biliyorsunuz Instagram'ın abonelik uygulamasıyla katılabildiğimiz bir süreç. Akademi yayınları biraz öyle. Hiperlex Akademisi şu an devam ediyor. Otizm Akademisi keza öyle. Yakında diğerleri de gelecek. Diğer gelişim alanları, gereksinim alanları da gelecek. Hatırlatayım. Dolayısıyla orada söyleyeceğim önemli bir konu var. Şimdi bazı yayınlarda, bazı meslektaşlarım da gördüm. Instagram'da karşıma çıkıyor videolar. Bu bahsettiği 2013'te DSM-5 Amerikan
Psikiyatri Birliği'nin kongresinde Asperger sendromunun yerine sosyal iletişim bozukluğu, pragmatik iletişim bozukluğu diğer adıyla isim değiştirdiğini Asperger sendromunun söyleyenleri de gördüm. Öyle değil o. Dediğim gibi Asperger sendromu otizm spektrum bozukluğu içerisinde yerleştirildi. Ayrılmıyor artık. Sosyal iletişim bozukluğu daha farklı bir hadise. Burada yüksek işle akademik beceri aramıyoruz. Burada tamamen çocuğun sosyal uyumuyla, iletişimiyle, sosyal iletişimiyle konuşmayı kastetmiyorum. Mevcut konuşmasını iletişimde, sosyal hayatta, sosyal uyum için kullanabilmesini söylüyorum. Ayrı bir tanı grubu da oluşmuş durumda. Siz çünkü araştıracaksınız, onu da görürsünüz. Sosyal iletişim bozukluğu daha çok yani sosyal hayatta, kalabalık ortamlarda, dış dünyada işte elini kolunu tam hani nasıl koyacağını bilememe durumu. Asperger'den çok farklı. Asperger'de daha mekanik bir süreç var. Öğrendiği şeyleri mekanik bir şekilde uyguluyor. Gözlemlerini mekanik bir şekilde uyguluyor. İşte soyut zeka, soyut süreci, soyutlama becerisini kullanamıyor, somutluyor. Bu sosyal iletişim bozukluğunda, pragmatik iletişim bozukluğunda ise ortamlarda nasıl davranacağını tam bilemiyor. Yani işte düğündeyken hani cenaze ortamıymış gibi davranabiliyor. İşte cenaze evinde hani düğün eviymiş gibi davranabiliyor. Yani bunu çok böyle spesifik olarak söylüyorum. Ya da işte evdeyken okulda gibi davranabiliyor, okuldayken evde gibi davranabiliyor gibi gibi enteresan özellikleri var. Sosyal iletişim bozukluğu da bu. Bunu da hatırlatmış olalım. Madem açın dediniz, ben de açtım. Daha detaylarını dediğim gibi akademide, otizm akademisinde uzun 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 konuşacağız. Çünkü otizmin bütün yelpazelerine girmemiz gerekiyor. Evet, onun dışında evet, araya reklam girdi ve buradaki gitti. Şöyle hemen şuradan devam edeyim. Burayı çok kullanmayı sevmiyorum çünkü görsel olarak hoş olmuyor ama dokunduğunda, donduğunda sıfırlıyor tabi. Şuradan hemen hızlıca kaldığımız yerden devam edeceğim. Evet, Asperger'i cevapladık. Evet, Hatice Hanım. Yani aile kurallarını kabul etmiyor. Sinir krizi geçirdiğinde söylenen cümleleri tekrarlıyor. Şiddete başvuruyor. Kendisinin yapmak istediği herkes için uygun olmasa da dayatıyor. Nur topu gibi bir sosyal uyum problemlerinden bir tanesinden bahsediyorsunuz. Evet, söylenen cümleyi tekrarlıyor, ekolojik yapıyor, şiddete başvuruyor, kendisini yapmak istedi. Yani bütün silahlarını kullanıyor çocuk. Ekolojik de çünkü bazen o amaçla kullanılır. Yani çocuğun işine gelmeyen, hoşuna gitmeyen durumlar çocuk ekolojik konuşmaya geçer. Ve hani yansıtır, bastırır, daha doğrusu karşıdaki kişiyi birazcık daha sindirmeye çalışabilir. Bütün bunları yapıyor. Davranış problemleri videolarını izlerseniz, sonrasında tekrar bir araya gelebilirsek harika olur. Çünkü temel bizim kurallara ihtiyacımız var. Burada bol 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 efendim eleştiri tuzağı söz konusu olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani farkında olmadan siz bütün bu davranışlara dikkat çekiyorsunuz. Bu çok normal. Çünkü bilmediğimizde böyle oluyor. Yani 100 insandan 99'u böyle davranıyor zaten. Özellikle bizim yurdumuzun insanı, yani bizim çünkü öğretmenlerimiz o şekilde oluyor. Yani ben özel eğitimci olmasaydım muhtemelen ben de öyle davranacaktım. Biri bana fark ettirene kadar. Dolayısıyla neden yaptın, niye ağlıyorsun, niye dediğimi tekrarlıyorsun gibi gibi şeyler, yani tuzak sözcüklere, problem davranış arttırabilecek konulara girmememiz gerekiyor. Burada hani az laf çok iş, çok davranış, davranışlarımızla süreci yönetebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Davranış problemleri videoları dersimiz özel eğitim. Lütfen izleyiniz. Olur mu? Oynatma üzerinden tıkladığınızda paket halinde önünüze gelecek. Evet hocam, 40 yaş üstü maalesef o senelerde bu Asperger bu kadar bilmiyor. Büyük. Anladım. Tabii şimdi bakın bu yaştan sonra ya da bu yaşa kadar ya da yetişkinlik süreci, yani
ne diyelim işte 18 diyelim değil mi? Reşit olma yaşını düşünelim. 18-40'a kadar geldik. Bizim bir tarzımız var. Sosyal hayatta bir tarzı var. Sosyal hayatta sosyal uyuma hani ne diyelim kara düzen geldi. Çünkü bir eğitim sürecinden geçmedi özel eğitim anlamında. Ve 40 yaşına kadar geldi. Bundan sonra da biraz öyle olacaktır. Yani istediği kadar nerede nasıl davranması gerektiği birileri tarafından telkin edilse de açıkçası bu süreçte ciddi bir yaşanmışlığı var, bir öğretileri var, bir hayat öğretisi var ve öyle gidecektir muhtemelen. 16 yaşında otizm. Evet Elif Hanım, biliyorum. Evden çıkmak istemiyor, hiçbir şey yapmak istemiyor. Yeni bir başladı. Yeni başladığını düşünüyorum. Yani bu son dönemlerde, yani tanımdan itibaren böyle değildi muhtemelen. Ergenlikle beraber önemli ergenlik sorunlarımızdan bir tanesi olur. Bahsettiğiniz sorunda. Evet, evden çıkarmayı başarmak için tabii onun zaaflarını kullanabilmemiz gerekiyor. Dışarıda ona hoş gelebilecek şeyler bulmamız gerekiyor. Ya yoktur, mutlaka vardır ama özellikle yeni başladıysa önceki hayatında, yani dışarı çıktığı zamanlarda siz onu gözlemlemişsinizdir. Onları bir hatırlamaya çalışalım. Onları bir ödül olarak kullanmamız gerekiyor. Geçişini iyi yapmak lazım. Eğitim alıyordur zaten, alıyordu. O anlamda burada eğitimcinin çok 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 ciddi, yani evden mesela eğitime giderken de zorluk yaşıyorsunuz muhtemelen. Eğitimcisinin devreye girmesi lazım. Gerekirse hani sahada çalışması, dışarıda çalışması lazım. Eğitim mutlaka efendim bir masa, sandalye ya da işte yerde işte minder üzerinde değildir. Sınıfın dışına çıkılması gerekiyorsa çıkmalı. Sizinle zorluk çekiyorsa eğitimci bunu aşabilmek adına dışarıda bir takım faaliyetler yaptırabilir. İşte bir takım kuruma geldiğinde gelebiliyorsa, eğer kuruma geldiğinde işte kurum dışına mümkünse, yani kontrollü bir şekilde olabiliyorsa eğer, işte kısa yürüyüşler, işte belki bir ufak ufak market ziyaretleri falan gibi aşama aşama bir program yapması lazım. Ezbere konuşuyorum. Çok az şey bildiğim için. Aşıdır ama. Evet efendim. Hafızası çok güçlü fakat kendiliğinden bir gelişimde bulunamıyor. Bir şey ima edildiğinde ve şaka yapıldığında, evet işte sosyal, yani en az iki ve daha fazla insanın teması gerektiren bütün ortamlarda, bütün konularda yaşayacağız bunu. Şaka çok zor, çok zor. Bakın, soyut düşünme diyorum. Asperger için konuşuyoruz. Soyut düşünme çok zor. Onlar için çok erken yaşta bu geçişleri belli bir noktaya kadar sağlayabiliriz. Soyut düşünme gerçekten en zorlandıkları nokta olacaktır. Düşüp bayılacağım şimdi diye bir soyutlama yapın efendim. Dedim bayılmadın der mesela gibi. Şakadan kastım. Mesela bu ve buna benzer şeyleri yaşayabilirsiniz. O anlamda evet. Kendine saldırı olarak da görebilir. İşte yanlış anladığı için soyut düşünüp, ya evet, ya düşüp bayılmak aslında işte mecazi bir sözcüktür. Şunun için kullanılırı yapamayabilir. En çok zorlanacağı noktalardan bir tanesi o olacak. Evet. Merhabalar, teşekkür ediyorum. 3,5 yaşında kızım, 20 falan sürekli 20 falan sürekli, yani 20 kez falan yeni başladı o zaman saydığınıza göre. Sürekli soyunuyor ve asla ev içinde kıyafet giymiyor. Nasıl? Evet. Yaşarız efendim, yaşarız. Bu dönemlerde özellikle yaşadığımız problemlerden bir tanesidir. Nasıl bir yol izleyebilirim? Önce nasıl bir yol izlememiz gerektiğini söylemek durumundayım. Kısaca, çünkü sizi de davranış problemleri videolarına havale edeceğim. Yani yeni katıldığınızı düşünüyorum. Tanıdık gelmediğiniz için Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalımı biliyorsunuz. Ya da fark etmediyseniz profiller linki var. Ona tıklıyoruz. Takibi alıyoruz. Önemli. YouTube kanalında efendim takip, işte abonelik. Şimdi bu abonelik meselesi şey tabii. Yani YouTube
takip abonelik olarak vurguluyor. Hep kurulduğundan beri öyle. Hani ücretsiz onu ifade etmeye çalışıyorum. Orada 250'ye geçtik bile. Şu an tam sayısını hatırlayamadım. Video var. Dolayısıyla özellikle davranış problemleri videolarını oynatma listesinden buluyoruz. İlgili videoları açıyoruz. En baştan itibaren, eleştiri tuzağından itibaren izlememiz gerekiyor. Ben size birkaç şey söyleyeceğim ama yetmeyecek. O videoları izledikten sonra buradan devam edelim. Olur mu? Ara ara katılmaya çalışın. Mümkünse sürekli katılın tabii ki. İsteriz. Başımızın gözümüz üstünde yeriniz var. Dolayısıyla neler yapmamamız gerekiyor bir öğrenmemiz lazım. Kıyafetlerini falan maşallah çıkarıyor. İnce motor falan o çok güzel. Kıyafet çıkarma beceridir bakıldığında, böyle yapıldığında problem darmışa dönüşür. En azından bunu kazanmış. Şimdi giymeyi öğreteceğiz bir çocuğumuza. Ya da çıkarmaması gerektiğini, nerede çıkarıp nerede çıkarmaması gerektiğini öğreteceğiz. Şimdi kıyafetlerini çıkardığında neden çıkardın, neden eteğini çıkardın, neden pantolonunu çıkardın, neden kazağını çıkardın, hiçbir şey yaramayacak. Davranışı arttıracaksınız. Eleştiri tuzağı dediğimiz hadiseyi videolarda detaylı bir şekilde göreceksiniz zaten. Dolayısıyla bir kere bu tuzak sözcükleri söylemiyoruz. Dediğim gibi ateşi harlamış olursunuz. Davranışa dikkat çekmiş olur. Ne yapacağız? En azından bunları söylemeyeceğiz. Bunları söylememeyi de öğrenci zor bir iştir çünkü. Ağzımızdan çıkıverir efendim. Buna dikkat edeceğiz. Eleştiri tuzağına düşmeyeceğiz. Onun dışında ne yapacağız? Tabii ki çocuk bunu yaptığında 3,5 yaşında olur. Bir bedel ödeyecek. Nasıl bedel ödeyecek? Bir kuralımız var. Şeyi de ayrıştırmamız gerekiyor çünkü. Çıkarmamız gereken durumlar da var. Kıyafetlerimizi değiştirmemiz gerekiyor değil mi? Akşam pijama giyeceğiz mesela, çıkaracağız. Yenisini giyeceğiz gibi. Dolayısıyla burada durup dururken gün içerisinde yaptığında sevdiği bir eşyayı, sevdiği bir oyuncağı alıkoyma denenebilir. Yaşı 3,5 biraz buna soru işareti koyuyorum. Biraz daha büyük yaşlarda daha işe yarar. Birçok şey denememiz gerekiyor açıkçası. Çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz, tepkilerini bilemiyorum. Tanımadan gerçekten zordur. O davranış anında göremediğim için, yani o çıkarmadan önce acaba bir şeyler oluyor mu, olmuyor mu? Çünkü davranış öncesi, davranış anı, davranış sonrası, fotoğrafını çekeriz. Ona göre bir yorum, çocuğu da biraz tanırız. Sevdikleri, sevmedikleri vesaire bir sürü şey yaparız. Ondan sonra bir plan dahilinde problem davranışın üstüne gideriz ve sorunu çözmeye çalışırız. Kısaca böyle açıklayabilirim. Davranış eğitimi videolarına bir bakın. Orada zaten ya evet benimki de böyle yapıyordu, yok benimki böyle yapmıyordu göreceksiniz. Beni orada dinledikçe eski videolarımı. Evet. Hiçbir şekilde giydiremiyoruz. Tekrarlamışsınız. Evet. Nasıl bir yol bahsettim efendim. Eylül'de başladı. Ha. Ergenlik 16. Dışarı çıkmama. Evet. Eylül, sonbahar, kasvet de mi oldu? Ergenliğin birazcık daha ilerlemesiyle oldu. Burada eğitimci dediğim gibi şeyi de yazsaydınız keşke. Ya hiç çıkamıyoruz, eğitime de gidemiyoruz. Durumumuz hani perişan mı? Çok zor çıkıyoruz ama bir şekilde gidiyoruz mu? O anlamda bir şekilde eğitime gidebiliyorsak, yani öğretmen devreye girebiliyorsa eğitimci devreye girmeli ve bahsettiğim şekilde bir yol izlemeli. İyi akşamlar hocam. Torunum 3 yaşında hala konuşmuyor tam olarak. Yürüyemiyor. Otizmden şüpheleniyorlar. Yürüme 3 yaş. Otizm bağlantısı beklemeyiz. Yani yürümeyi ayrı bir duruma koyacağız. Muhtemelen de bu 3 yaşa kadar yürümeyle ilgili bir tıbbi inceleme, değerlendirme yapılmıştır diye düşünüyorum. Ya da davranışsal bir problemi var. Çünkü mesela atıyorum şimdi 3 yaş otizm olur. Onun yanında efendim kas esnekliği olur. Ya da bir herhangi bir kas problemi olabilir. Başka şeyler, fiziksel problemler olabilir. Bir fiziksel tanı olabilir. Onun yanında otizm olabilir diye düşünüyorum. Çünkü otizmle yürümemeyi, evet motor becerilerde, kaba motorda vesairede bir takım gecikmeler, bir takım
Şekil bozuklukları yani kaba motorda hani çok ustalaşamam ama çünkü kaba motor becerilerde, ince motor becerilerde farklı koordinasyonlar var. O farklı koordinasyonları sağlıklı mesela bisiklete binmek gibi hemen hop diye olmayabilir. Çalışma gerekebilir gibi gibi onu kastediyorum ama yürüme dediğimiz temel durum olmasını bekleriz. Onu hani farklı bir fiziksel problemi olduğunu düşünüyorum. Öyledir de zaten hani onunla ilgili zaten inceleme yapılmıştır. Siz genel durumunu anlatmak için kullandınız. Nasıl bir yol izlemelisiniz? Konuşmuyor. Hala konuşmuyor 3 yaş. Evet. Saniye Hanım. YouTube kanalı. Dersimiz eğitim. Profilden. Bulduk. Eğer henüz keşfetmediyseniz. Girdik. Oynatma listeleri. Dil konuş otizm. Çocuklar dil konuşma iletişim beceri videolarını bir izleyelim olur mu? En baştan izleyelim. Genel sordunuz, genel cevap veriyorum. Yani sözsüz tepkileri nasıl, sözsüz tepkileri nasıl? O anlamda bunları hani söyleseniz bile zaten o videoları bir izleyeceğiz. Sonrasında lütfen konuşmaya devam edelim. Sürece yeni başladığınızı düşünerek. Çok faydası olacak zaten o videoları izlemeye başladığınızda onu söyleyeyim. Evet. Hocam benim farklı bir sorum olacak size. Benim oğlum otizmli atipik çok sık ağlama krizlerine giriyor. Kafasını yerlere vuruyor. 4 yaşında bir de kızım var. He. Kardeş 2 yaşında abisinin bütün hareketlerini yapıyordu. Yapmaya başladı. Demek istediğiniz herhalde devamı gelecek. Evet. Hemen atlayayım ben döneceğim tekrar. Abisinin hareketlerini yapıyor hocam. O da ağlama krizine girip kendine zarar veriyor. Evet. Ne yapacağız? Şimdi evet kardeşlerde bunu yaşarız. Takviti bir kere yaşarız. Problem davranışları yaşarız. 4 yaşında bunu aşacak. Yani tipik gelişim gösteren kızımız bunu aşacak. Ama bu süreç biraz sizi yoracak. Ne yaparsak yapalım biraz yoracak sizi ama aşacak. Merak etmeyin o taklit davranışlarda kalmayacak. Doğru hava ve yol şartlarında tipik gelişim gösteren bir kardeş. Otizm tanılı kardeşi ya da abi abla büyüğünü ya da küçüğünü bir süre taklit edebilir. Sonrasında zaten çünkü tipik gelişim olduğu için ev dışında hayatı olacak. Şimdi 4 yaşında çok fazla evden çıkmıyor. Bir kere şeyi öneririm ben size. Eğer öyleyse şu anda da farazi konuşuyorum. Aklınıza gelmemiştir yazmamışsınızdır. 4 yaşındaki tipik gelişim gösteren kızınız okul öncesi eğitim alıyorsa işiniz çok kolay. Almıyorsa tavsiye ediyorum. Yani anaokuluna gitmeli. Ana sınıfını kastetmiyorum. Okul önce ana 3-6 yaş eğitimden bahsediyorum. Biliyorsunuz 3 yaşından itibaren anaokulu süreci başlıyor. Anaokulunu şiddetle öneririm. Bir kere kendi tipik gelişim akranlarıyla bir arada olmalı. Oluyorsa zaten yapıyordur gene. Yapsın problem değil. Zaten tipik gelişimi öykülerek süreci kavrayacaktır. Çok sıkıntı olmayacaktır. Ama sizin sorununuz bitmiyor. Yani sadece tipik gelişim gösteren çocuğunuzun abi taklidi değil, onun yanında etki tepki oluyor. Abinin bazı problemleri ortaya çıkıyor. Evet. Ağlama krizleri oluyor. Şimdi şöyle. Burada tabii şöyle bir şey var. Yani işte davranış sadece özel çocuklarımız için geçerli bir hadise değil. Çocuklar için geçerli bir hadise. Davranış insanlar için hatta tüm canlılar için ama insanlar boyutunda 7'den 77'ye ne 7'si 0'dan 77'ye yaşam boyu oluşan bir şey. Yaşam boyu karşımızdaki kişileri ama çocukken ama yetişkinken etki tepki hep olacak. Dolayısıyla tipik gelişim gösteren çocuğunuz da bir şekilde dikkat çekmek isteyecek. O yaş çocuğu özellikler arasında olacak zaten bu. Ve karşıdaki kişi otizm tanılı işte abisini ağlattığında başarıya ulaşmış olacak. O anlamda iki iş yapmamız gerekecek bizim. Sadece çocuğumuz değil aynı zamanda diğer küçük çocuğumuz için de bir davranış problemi süreci çözmemiz gerekiyor. Lütfen ricam burada uzun 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 derken 3-5 cümleyle birkaç dakikayla hiç uğraşmayalım. Davranış değiştirme videolarını lütfen izliyorsunuz. Bunu küçük kızınız için de aynı şekilde geçerlidir efendim. Yani
Ya o çocuk işte tipik giriş, normal giriş. Geçerli. Dediğim gibi 7'den 77'ye bütün canlılar için geçerlidir. İnsanlar bazında konuşuyoruz. İnsanlar için geçerlidir. O anlamda YouTube kanalımda Darwish Değiştirme videoları oynatma sitesinden bulup eleştiri tuzağı en baştan itibaren izleyin, size çok katkısı olacak. Çözeceksiniz. Merak etmeyin. Tipik gelişimi merak etmeyin. O süreç oturacak. Ama okula gitmiyorsa, okul öncesi eğitim almıyorsa, anaokuluna gitmiyorsa almasında kesinlikle ve kesinlikle fayda var. Özellikle diğer çocuğunuz zaten okul süreci olacak, olması gerekiyor, o ayrı. Ama 4 yaş, hani evde ilgilenen birisi varsa düşünmeyebilir. Gidiyorsa zaten hiç problem yok. Bilmediğim için ihtimalle konuştuğum. Evet hocam demişsiniz. Benim de oğlum otizmli. Evet. Sorunuz varsa. Son sorum hocam, Asperger ırsi midir? Yani aile bireylerinde olabilir mi? Yani çocuklarda Asperger. Şöyle. Şimdi Asperger diye ayırıyoruz ama dediğim gibi otizm spektrum içerisinde. Dolayısıyla hani temel otizm için ne geçerliyse Asperger için de o geçerli. Şimdi genetik araştırmalar var. Evet yapıldı. Bir sürü yapıldı. Özellikle son Japonya idi galiba. Avusturya'da vardı işlerinde. Çok ciddi araştırmalar var. Dolayısıyla hem ilaç konusunda hem genetik konusunda, ya ilaç derken özür dilerim, aşı konusunda, aşı zaten o iki ülkenin yapmış olduğu çok uzun boylamsal ve çok katılımlı araştırmalar çürütülmüş durumda. Hani bilimsel araştırmalar, çünkü ya hocam kızamık aşısı işte diyorsunuz bazen özelden, evet ya iki araştırma okudum, bir araştırma okudum diyorsun, evet, ama ya onun hani mislice iki hani bilimde ilerlemiş ülke diyelim isterseniz, o Avusturya ve Japonya için. O anlamda orada çürütülmüş durumda. Konu nereye geldi? Geçiyorum Asperger'e. Dolayısıyla genetik olarak da bir dilim var. Bu bir gerçek. Yani en azından şu an için günümüzdeki bilimsel veriler, araştırmalar işte %20-30 diyor. O civarlarda bir genetik yatkınlık olabilir mi? Taşıyıcılık olabilir mi? Var. Ama %70 var karşıda. Hani 70-80 mi? 20-30 mu? Yorum ortada. Risk var mı? Yani ne diyelim, düşük de olsa var. Çok da düşük bir oran değil ama durum bu. 20 ile 30 genetik faktörler etkili. Geri kalan 70-80, %70-80 ise diğer faktörler. Şu andaki elimizdeki bilimsel veriler efendim. Ancak bunları söyleyebilirim. Evet. Evet Fikret Bey, yer nerede, adrese gelirim demişsiniz. Ankara'dayım efendim. Ankara Erdemandayım. Evet. Şöyle bir kaydı yere. Burada da kaydı. Evet, epey sorumuz kalmış. Hızlanalım. Hocam dışarıdan bu kıyafet çıkarma gelir gelmez çıkıyor. Asla giymiyor. Dışarıda problem yok, evde. Rahatımıza oluyor. Yani işte mesela çorap çıkarma oluyor. Çok sık oluyor. Bütün giysilerini çıkarma oluyor. Kısım kısım çıkarma oluyor. Sizde durum o. Dediğim şekilde. O videoları izleyin, çözeceğiz. Çözülür bu. Çözülür çözülür. Evet zor durum. Evde olduğu için nispeten. Ama gene zor bir durum, işte havalar soğuk vesaire, haklısınız. Artı olmaması gereken bir durum, çözmemiz lazım. Erken yaşta çözmemiz lazım. Uyum davranışıdır bu aynı zamanda, sosyal uyum davranışıdır. Hocam oğlum yabancılarla çok fazla yakından ilgileniyor, konuşmak istiyor, sınır koymama sorununu nasıl çözebilirim? Karşılaşırız, bazen ilgi göstermeyiz, bazen çok fazla ilgi gösteririz. Olur. Bunları yaşarız. Tersi durumlar olur. İşte sınır koyma sorununu nasıl çözebilirim? Bir kere bunu sizin tek başına çözmeniz size haksızlık olur. Eğitim alıyor. Yaş vesaire bir şey yazmadığınız için o yorum yapamıyorum. Eğitim aldığını düşünüyorum. Bunu eğitimcisi çok iyi çalışmalı. Çok 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 iyi çalışmalı. Önemli bir sosyal uyum becerisi. Nerede ne konuşacağız, ne kadar konuşacağız, nerede duracağız? Size rehberlik etmeli, siz de bunu takip edebilmelisiniz. Çünkü tamamen sizin bunu çözebilmeniz size çok haksızlık olur.
Burada tabii ki ve tabii ki ister destek almanız gerekiyor. Eğitimcisi tarafından yaşı da yazmadığınızı görüyorum. Hocam bir de otizmin sıkı bir diyetle tamamen iyileşmesi mümkün mü? Otizmin sıkı bir diyetle tamamen iyileşmesi mümkün değil. Kestirip attı hocam. Sorunuzu cevaplamam gerekirse aynen böyle. Yani sorunuzu direkt cümle anlamında cevaplamam gerekirse mümkün değil. Ya otizm, o zaman otizm değil. Şöyle bir şey var. Şimdi bu otizmden çıkma çıkmama işinde bir yorum farkı var. Aslında çoğu kez şunu demek istiyoruz biz. Otizmin belirtilerini baskılayıp çocuğa yeni öğrenmeler kazandığımızda, tipik gelişime yaklaştırdığımızda, sosyal uyum vesaire vesaire çözdüğümüzde, akademik olarak çocuğumuzu belli bir noktaya getiriyor. Otizm geçiyor o zaman. Otizm geçmiyor. Çocuğumuz adapte oluyor, tipik gelişime adapte oluyor, sosyal hayata karışıyor, belli bir düzeye geliyor ama nedir? Otizm kalıyor. Ama çocuğun tipik gelişimle sosyal hayatın içerisinde, yaşamın içerisinde, bu dünyada, bu evrende yaşaması kolaylaşıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Yani işte meslek sahibi olan otizm artık çıkmaya başladı. Çıkmalıydı zaten. Şimdi bizde daha yeni yeni çıkıyor. O kadar ilginç örnekler var ki. Hatta izlemenizi isterim. Şimdi benim nadiren yapmış olduğum canlı yayınlarım var. Röportajlarım var. Bir tanesi de sevgili Muhammed, buradan sevgilerimi iletiyorum. Türkiye'nin ilk otizmi radyo programcısı. O anlamda mesela onu da izleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Yetişkin, belli bir meslek sahibi olmuş. Çok güzel bir yerde, daha iyi bir yere de gideceğini umuyorum. Daha çok genç zaten. 20'li yaşların başında. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda daha çok duyulacaktır ismi radyoda. Programcı efendim. Dolayısıyla mesela o yayını hemen bulursanız otizmin içerisinde bulabilirsiniz. Fark yaratanlar. Oynatma listesinde onlara da bakın, olur mu ya? Orada o kadar ilginç eksantenler var ki, çünkü oradan başka bir şey daha geleceğim. O fark yaratanlara girmişken orada da olması lazım. Otizm ve beslenme ya da otizm ve diyet. Otizm ve beslenme olması lazım. Orada da oynatma listem var. Yine orada da sevgili çok değerli ailem benim, aynı zamanda otizm evladı var kendisinin. Ergenlik döneminde yaşça büyük, 2 yaşında tanışmıştığımız, buluşmuştuğumuz ve evladına dokunmuştuğum var efendim uzun bir süre. Dolayısıyla bir diyetisyen kendisi, hem otizmli evladı olan anne hem çok iyi bir diyetisyen. Dolayısıyla onun çok güzel bu konuda detaylı bir burada yayın yaptık biz. Karşılıklı, hem burada karşılıklı yaptık hem de Instagram'dan ikili yayın yaptık. Dolayısıyla özellikle burada ikili yayın, yani uzun süren 1 saat üzerinde bir yayınımız var. Otizmde, beslenmede, diyetler, nelere dikkat edeceğiz vesaire, onu mutlaka izlemenizi öneriyorum. Onu mutlaka bir göz atınız. Dediğim şekilde o bahsettiğim baştaki radyo DJ'mizle yaptığım sohbeti de izleyiniz. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İyi bir örnek göstereceğim ben size orada. Dolayısıyla orada çok iyi anlayacaksınız. Otizm nasıl tamamen geçer mi geçmez mi? Diyet meselesi dediğim gibi uzmanlara bırakıyoruz. Beslenme uzmanlarına bırakıyoruz. Diyetisyenlere bırakıyoruz. Efendim, o anlamda tabii ki önemli. Yani yapmayın demiyorum sakın asla, ama dedim ki diyetle geçer mi kısmına hayır dedim. Dolayısıyla tabii ki düzenlenmesi gerekiyor çocuğumuzun hayatının, ama özellikle sevgili Gülçin Hanım'la yapmış olduğum, diyetisyenimizle yapmış olduğum videoyu bir izleyin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Evet. Kızınız 2 yaşında. Kartal Bey. Evet, biraz önce cevaplamaya çalıştım herhalde. Ha, abisinin hareketleri. Kız 2 yaşında, abi 4 yaşında o zaman. Ben 4 yaş diye düşündüm değil mi? 2 yaşında. Tamam. Kreş döneminde şu 2 yaşında olması zaten daha iyi. Daha küçük.
Yani bunları yapması çok normal. Çünkü o da daha ham, sosyalleşme anlamında ham, uyum anlamında ham. 4 yaşında da olsa çok problem yoktu. 2 yaşında çok normal. Dediğim gibi davranış videoları size çok 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 katkı sağlayacak. Şu an 2 yaşında olsun, okul öncesi eğitim tercih size kalmış. Ama 3 yaşından itibaren uygun bir okul öncesi eğitim seçeneğini lütfen gündeminize alın. Yani biliyorsunuz bu okul öncesi eğitim birazcık daha günümüzde önceden daha lükstü. Önemli bir erze zaten çocuğunuzun gelişimi için mutlaka okul öncesi eğitimin önemi tartışılmaz. İşte belediyelerin efendim kreşleri gündüz bakım evleri ama onlar biliyorsunuz hani 2-6 yaş 3-6 yaş aralıklı çalışıyorlar. Orada değerlendirebilirsiniz. Milli eğitimin müstakil hani anaokulları var. Bağımsız anaokulu 3-6 yaş çalışan özeller var. Orada uygun bir seçeneği değerlendirerek onu kastettim. Mutlaka 3 yaşında kızınız bir kere okul öncesi eğitim alsın. Gerisinden korkmayın ama şu anki problemi özellikle oğlumuz için ivedi çözmemiz gerekiyor. Hem ev ortamındaki düzen içinde çözmemiz gerekiyor. İki küçük yaş zordur zaten. Birisi otizmli ekstra bir yük getirecek. Bunun farkındayım. Davranış problemi videolarını izleyin bakalım neler oluyor. Evet. Doğum esnasında sorun çıktı. Anaokulu ikinci sınıfa kadar konuşmadı. Anaokulu ikinci, yani anaokuluna iki kez, ana sınıfına iki kez gitti demek istediniz herhalde. Ama el hareketleriyle anlatıyordu. İyi bir osteopat önerdi bana. Kafasının sol bölgesine manipülasyon yaptı demişsiniz. Ve bir seanstan sonra konuşmaya başladı. Hocam konuşmayan çocuklar için bunu önerir misiniz? Konuşmayan çocuklar için eğitimi öneriyorum efendim. Konuşmayan çocuklar için eğitimi öneriyorum. Bahsettiğiniz durumu bilemiyorum. Konuşmayan çocuklarımız için eğitim. Olmazsa olmazımız eğitim. Onun dışında bu tip alternatif durumları şunu diyorum. Şimdi tıbbi boyutunu ilgilendiriyorsa mutlaka ve mutlaka ilgili hekimin görüşünü onayını alalım. Çünkü çocuğumuza yapılan işlem çocuğumuza tıbbi açıdan zarar verir mi vermez mi bir kere bunu alalım. Onun dışında çocuğumuza zarar vermediğini düşünüyorsak tabii ki haklı olarak tüm tuşlara basmak durumunda kalırız tabiri caizse. Ama dediğim gibi süreç belli. Normal koşullarda çocuklarımıza yerli yerinde sağlıklı bir eğitim verdiğimizde neler olabileceği belli. Ayrıca dil ve konuşma terapisi süreci var. Onun nerede devreye girmesi gerektiği belli. Bunların hepsiyle ilgili videolar var. Konuşma videolarında bunların hepsi bulunur, görülür diyorum efendim. Evet. İkizlerim var. Biri kız, biri erkek. Erkek olan ismiyle seslendiğimizde bakmıyor. Evet. Şuradan devam edeyim çünkü ama misli oyunlar oynamışlı misli oyunlar oynuyor, çatal kaşık kullanıyor. Psikiyatriye gittik, tanısı konulmadı. Yaş niye yazmadınız? Yazdınız mı sonra? 2-3 yaş bandında olduğunu tahmin ediyorum. Tamam. Hiç mi bakmıyor? Yani ismi ya hocam bazen bakar bazen bakmaz. Mesela bugün bu haftaki ilk Otizm Akademisi yayınımızda uzun uzun buna değindik. Dolayısıyla ara ara buralarda da hep sorular geldiğinde söylüyorum. Şimdi ya hocam ara sıra bakmıyor ama bazen de bakıyor. Durum varsa yaşında bilememekle beraber yaşı da biraz daha küçükse odaklandığı bir şey varsa odaklanmadığı bir şey var bakmıyor ayrı bir durum. Odaklandı oynuyor mesela elinde bir oyuncağı var işine gelmedi bakmadı olur o istisna ama çünkü psikiyatriye de gittik tanı konulmadı deyince işin uzmanına da gidince ben burada hani hiç mi bakmıyor soruyorum. Ara ara bakıyorsa psikiyatriye de gittiniz ve tanı konmadığı için bu süreç gelişebilir diyorum. Gene görmeden diyorum tabii.
Dolayısıyla bu isme bakma bakmama işi iyi değerlendirmek lazım. Bizi yanıltabiliyor. Aileleri yanıltabiliyor. Çok yanıltı. Göz kontağı mesela yanıltabiliyor. Yani gerçekten hani eksi mi artı mı onu değerlendiremeyebiliyoruz. Burada psikiyatriye gitmişsiniz. Tanı konmamış, süreç devam edecektir. Tabii ki risk grubunda hani düşünebiliriz. Farklı problemler de varsa sadece bununla tanı konması tek başına çok olan hakkı değil. Desteklenmesi gerekir. 2-3 yaştaysa eğer yazmada daha erkense zaten takibi gerekir. O anlamda takibini de yaptıracaksınızdır diye düşünüyorum. Evet. Evet, oyun terapisi alıyorsunuz. Yukarıda bir sorunuzu cevaplarken ben bir soru sordum, ona cevap verdiniz sanırım. Hocam 4 yaşında tanısı yok ya da yeni başladınız. Yeni başladınız. 4 yaşında tanısı yok. Evet. Devamı gelirse geldi. Oyun ile öğretmeye çalışıyoruz ama yine de olmuyor. Şimdi oyun ile öğretme, oyun terapisi. Evet, benim hassas olduğum konulardan bir tanesi efendim. Ne kadardır beni takip ediyorsanız, yeni geldiyseniz gene profilimde benim diğer bağlantılarımı göreceksiniz. Yani linklerini göreceksiniz orada. Bu internet web sitesi kısmı diye geçiyor Instagram'da. Hem YouTube kanalını göreceksiniz, hem eğitici oyun oyutemi göreceksiniz orada. Benim diğer hesabımı göreceksiniz. Ve oyutem.net'i internet sitemi göreceksiniz. O ikisine bir bakın diyorum önce. Oytem adını verdiğim, oyun temelli özel eğitim dediğim, oyundan eğitime gittiğim. Bakın, oyundan eğitime gittiğim. Ya oyun terapisi, bakın oyun terapisini tek başına eğitim olarak almamız çok sınırlı olur. Floor time için de aynı şeyi söylerim ben. Bazen de hadi canım olurlar ama gerçekler böyle. Çünkü oyun süreci sosyal uyum için, çocukta temel bir takım beceriler için geçerli. Bir yere kadar getirir, bir yerde işin eğitsel boyutu üst öğrenmeler için yeterli olmayabilir. Dolayısıyla altta bir soru, ona takıldım bu arada. Dolayısıyla sizde de çok işe yaramış görünmüyor. Oyun terapisini kimden aldınız, nasıl aldınız, içeriği ne, o önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dediğim şekilde eğitici oyun Oytem Instagram hesabına ve oytem.net www.oytem.net'e bir göz atmanızı öneriyorum. Evet. Çocuğuma yanlış oldu deyince öfke krizine giriyor. Ne yapabiliriz? Olumsuz davranışı söylemeyin. Yanlış oldu. Ya şey, hocam ya ne diyeceğim ben o zaman? Şimdi yanlışsa yanlış demem lazım. Bazen öyle dememek gerekir. Yani yanlış oldu, yapamadın, yapamıyorsun, işte çıkartma, yapma, etme, ayağa kalkma benzeri eleştiri tuzağı. Eleştiri tuzağı. Dolayısıyla ders bir kural birdir. Bunlara düşmememiz gerekiyor. Alternatif farklı yönergelere yönelmemiz gerekiyor. Olumlu ama çocuğumuza bu süreci yaptıracak. Yani yanlış oldu. Mesela ne yanlış olsun? Diyelim ki işte bir şey takacak. Bir takmalı çıkarmalı bir süre bir oyuncak var. Onu takacak ya da işte bir şey boyayacak. Efendim taşırdı. Taşırdığında işte boyama yaparken sınırlı alan boyama yapıyor. Bir şekil boyuyor, bir resim boyuyor. Taşırmış. Buradan gidelim. Yani bir örnekleme yapmaya çalışıyorum size. Nedir? Boyayı dışarıya taşırmış olsun. Burada siz mesela yanlış oldu, olmadı gibi benzeri fark etmez. Olumsuz ifade kullandığınızda çocuğunuz krize giriyorsa şunu yapıyoruz. Olması gerekeni söylüyoruz efendim. Yani zaten doğrusu da budur. Yani biz de bunu yapmaya çalışırız. Bunu yapmamız gerekir en azından. Doğrusu budur. Yapmayanlar olabilir ama dediğim gibi olumsuz ifadeler kullanılmaz. Nedir? İşte çizginin içini boyamanı istiyorum. İşte ne yapıyorsa. Ya da işte bunu alıp buraya takmanı istiyorum. Mesela bunu alıp buraya takacak, bir şey alıp bir şeye takacak değil mi? Takmadı, attı diyelim. Bunu alıp bunu takmanı istiyorum. Buraya takmanı istiyorum. Yapmadı, elinden tutarım. Yaptırır, bak çok güzel yaptın. Rol model oldum, devam ettim. Gibi gibi şeyleri, yani olumlu ifadeleri kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir sürü video YouTube kanalında var. Bunu oynatma listesine attım mı bunları? Sosyal uyumla ilgili ve
davranış problemlerini mutlaka izleyin. Eleştiri tuzağı vesaire, öfke nöbeti falan, onları bir izleyin. Onun dışında da ya olumlu davranış geliştirme videom var. Çok video var, karışıyor. Onu bulmanızı istiyorum. O dizim içerisinde olabilir. Genel olarak ortaya da hani bıraktığım bir video olabilir. Olumlu davranış geliştirme. Lütfen lütfen onu bulun. Onu da izleyin. Anne babaların yapması gereken işte davranışlarla ilgili videolarım var gene genel ortamda. Bakın onları hani bütün çocuklar için yapmış olduğunuz otizm, sadece otizm çocuklar için değil, genel olarak çekmiş olduğum videolar da var. Onları da izleyin. Onlara bir göz atın. YouTube kanalına girmişken hem de davranış problemleri videolarını izleyin. Evet, oyun ile öğretmeye çalışıyorsunuz, olmuyor, konuştuk. Rica ederim. Rica ederim. Toparlayalım. Evet. Evet, bakın reklamlar da gelmeye başladı. Bir saniye. Evet. Bunlar benim bilgim dışında oluşan şeyler. Çok da hoşlandığım şeyler değil. Geçelim. Evet. Evet. Bazen bakar, bazen bakmaz 2 yaşında. Tahmin ettiğim gibiymiş. Tahmin ettiğim gibiymiş. Takip edilmeli. Psikiyatrınız şu an için problem olmadığını söylüyor. 2-2,5 özellikle çok önemli. 2 yaş sonrası oluyor. Regresif otizm, yani korkutmak için söylemiyorum. Literatürde yeri var, onu söylüyorum. 2 yaşından sonra geliyor. 2 yaş öncesine kadar çok fazla konuşmada oluyor. Çok fazla sıkıntı, problem, belirti anlamında olmuyor otizm adlı. 2 yaş sonrası regresif otizm olabiliyor. Takip edecektir zaten. Takibini yapalım. 2-2,5 kritik bir dönem olacaktır. Ama bazen bakıyor, bazen bakmıyor. Bakmıyor diyemeyiz. Daha süreci var. Bir de dediğim gibi görsel olarak göremediğim için de çok yoruyor. Ama bazen bakıyor, bazen bakmıyor. Bakmıyor diyemeyiz. Ve buna göre de tanı konmaz zaten. Tek başına bu duruma göre. Rica ederim, rica ederim. Ne demek, ne demek, ne demek. Sağ olun, eksik olmayınız efendim. Evet. 5 yaşında öğrendiği kavramları genelleyemezse nasıl yöntem uygulanmalı? 5 yaşında öğrendiği kavramları genelleyemezse, şimdi bir kere genelleme bir basamak. Bunun nasıl çalışıldığı çok önemli. Dondum kaldım niye biliyor musunuz? Çünkü genellemeyi çalışmamız gerekiyor. Şimdi nasıl bir yöntem? Genellemede zaten yapılması gereken şey şu. Sac ayağı devreye girecek. Yani çocuk, anne, baba ve öğretmen. Anne baba genellemede çok aktif rol almalı. Yani topu taç atarak işin içinden tabiri caizse sıyrılamaz. Yükü öğretmene atamaz. Çünkü öğretmenin genelletme kabiliyeti bir yere kadardır. Sınıfın içinde, odanın içinde, nerede çalışıyorsa, grup ortamındaysa, sınıfın işte grubun içerisinde diyelim. Dolayısıyla çünkü biz sınıf ortamında, bireysel eğitim ortamında, grup eğitimde dahi bir yere kadar çocuğa genelletmeye sahibiz. Genelleme becerisini kazandırmaya sahibiz ki ilgili videosu var. Genelleme nasıl yapılmalı? Anne babalara ben diyorum ki sizler genellemecisiniz. Öğretici değilsiniz, tekrarcısınız yani. Siz özellikle genelleme basamağında çocuğun öğrendiği beceriyi her zaman yapabilme yeterliliğine kavuşması için devreye girmelisiniz. Ya ben çocuğumun öğretmeni oldum. Mesela değil işte bu. Genelleme basamağında devreye girmeliyiz. Yani öğretmen. Spesifik yazmadığınız için ben bir örnek vermeye çalışacağım. Hani hangi beceri olduğunu da yazmadığınız için. Öğretmen işte çocuğa renkleri öğretiyor. Renk çalışıyor. İşte kırmızıyı verdi. Basamak süreçleri tamamladı. Uzatmayalım ki kavram öğretim videosu da var. YouTube'da bakarsınız. Dolayısıyla sonrasında nedir? Son basamak, genelleme basamağına geldik. Yani kırmızıyı her yerden, her nesneden, doğadaki her şeyden gösterir. Sosyal hayattaki her noktadan gösterir hale gelmesi gerekiyor. Siz öğretmen olarak sınıfta bunu işte resimlerden vesairelerden belli bir noktaya kadar getirdiniz. İşte kırmızı araba, kırmızı bebek, işte kırmızı ev vesaire, otobüs falan filan bir sürü şey yaptırdınız. Son basamakta aile devreye girmeli. Sosyal hayat dışarı çıktığında
Dış mekanlarda nereye gittiyse markette bir sürü şey olur. Mesela renkli bir sürü çalışmalı. Evde gene ev objeleriyle aynı şekilde çalışabilmeli. Bu süreç çok sağlıklı gidemediğinde kopbala olur. Çocuğumuz da bu konuda hani işte muhakeme, transfer vesaire işlerinde problem olduğunda ekstra sıkıntı olur. Dolayısıyla anne babanın çok aktif olması gerekiyor. Genellemede sağlıklı bir yol izleyebilmek adına videosu var. Lütfen göz atın. Rica ederim. Sağolunuz. Evet, bitiriyoruz. Kavram genellemesi yoksa ne yapılmalı? Dediğiniz biraz önce de muhtemelen benim ifadem adına ekstra sordunuz. Zaten ben de kavramlardan gitmiştim. Evet, nerede demişsiniz? Bir saniye. Parça parça yazdınız ya. Evet. Nerede kavram genellemesi yoksa ne yapılmalı? Kavram genellemesi yoksa ne yapılmalı? Evet. Muhakeme yok. Yöntem var mı? Muhakemenin direkt yöntemini zaten kuramazsınız. Muhakeme bir süreç ve muhakemeyi de otizm tanısıysa biraz daha orta düzeye doğruysa çocuk birçok alt beceriyi öğreterek belli bir noktaya kadar getirebilirsiniz. Yani muhakeme yeteneğini, muhakeme bizim en zorlandığımız, en sınırlı olduğumuz, yani otizmli çocukların en zorlandığı, en sınırlı olduğu eğitimci olarak değil de çocukların en zorlandığı, en sınırlı olduğu bir durum. Dolayısıyla en alttan itibaren onu çok sağlıklı bir şekilde, hani muhakemenin yöntemi maalesef böyle direkt keşke öyle bir şey olsa. Ya o zaman müthiş olurdu. Sadece çocuğa yorumlatmayı öğretmek gerekiyor. Aşama aşama gitmek gerekiyor. Yani çocuğun şimdi mesela kavram öğretimi, muhakeme genelleme yapamıyor diyorsunuz. Zaten muhakemede problem olduğunu siz de söylüyorsunuz. Öncesinde ne var? Öncesi acaba dolu mu? Yani kavram öncesi beceriler nasıl? Ona iyi bakmak gerekiyor. Orada boşluk var mı? O sürece kadar muhakeme süreci nasıl işletildi? Şimdi bütün bu dertler, bu basmakalıptan sıkıldığım ve en büyük problem olarak gördüğüm için geliştirdiğim bir şey o yöntem zaten. O anlamda hani yöntem falan dediniz ya, o yöntemi öneririm size. O yöntem benim patentli, lisanslı bir metodum. Burada uyguladığım bir metot, aynı zamanda materyali mevcut. Bilmiyorum ne kadardır bizimlesiniz, dersimde özel eğitimdesiniz. Zaten orada biraz şöyle bir karıştırdığınızda görürsünüz. Aynı zamanda linklerden görmüş olmanız mümkün. Biraz önce bir aileye de onu anlatmaya çalıştım. Eğitici oyun Oytem Instagram linki mevcut profilde, ona bakabilirsiniz. Aynı zamanda Oytem.net'e bakabilirsiniz. Dersimiz özel eğitim hesabında da bol miktarda var. Arkalarda kalmış olabilir. O anlamda ona bir göz atabilirsiniz. Bu muhakeme problemlerini genellemeyi minimuma indirmek için zaten hazırladığım bir şey. Çünkü oyun temelli özel eğitim, OYTEM kısaltması, oyunla eğitimi birleştiriyorum ama oyunla başlayıp çocuğun günlük yaşantısındaki oyun kurgusunu yorumlatmaya özen gösteriyorum. O basma kalıplığa soktuğumuz zaman çocuğu, kartlara boğduğumuz zaman orada zaten muhakemenin çok sağlıklı bir şekilde, ya beşer bir kaynağız muhakemeyi, yani öncesini desteklemediğimizde beşer bir kaya bırakırsak muhakemeyi ya da o benzeri kartlara, olay kartlarına bırakırsak açıkçası hep bir şeyler eksik kalacaktır. Bir bakın bakalım eğitici oyun Oytem'e, aynı zamanda Oytem.net'e bir göz atın, bakalım ne düşünüyorsunuz? Bir eğitimci olarak örnek demişsiniz. Evet. Örnek bu efendim. 1,5 saatlik de videosu vardır. Tanıtım videosu 1,5 saat anlatmışımdır. Teşekkür ediyorum efendim. Eksik olmayınız. 76. yayında yalnız bırakmadığınız için efendim, haftaya cumartesi saat 22'de 77. yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim.